Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var, onunla başlayacağım. Yünlü bir ip kullanacağım, şöyle orta kalınlıkta. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve şık bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup, videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Küçük bir anlatım olacağı için. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Hemen şöyle sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir ilmek daha aldım. Toplamda 18 ilmeğim var. 2 model kurulumu için 4 de ilmek de sonuna ekledim. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 2 ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. 2 ters, 5 düz. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde yapıyoruz. 2 ters ilmekten sonra 5 ilmek düz. Kenarda 2 ters ilmeğimiz var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Bakın düz olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Daha sonra 5 tersimiz var. Burada 1 ters ördüm, 1 doladım. 1 ters ördüm, 1 doladım. Bu ters olan ilmeklerimizin arasında şöyle birer kez dolayarak 5 ters ilmeğimizi örelim. Bakın 5 ters ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters olarak ördüm. Daha sonra yine 2 düz. 2 düzümüz var. 5 ters. Tersleri örerken aralarda şöyle birer kez artırma yapalım. Daha sonra bunları boyunu uzatmakta kullanacağız ilmeklerimizin. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Evet, 5 ters ilmek ördüm. Daha sonra 2 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde 2 düz 5 ters, terslerin arasında birer kez şöyle artırmayı unutmayalım. Bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki 5 düz ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Bakın şu aradaki doladıklarımı bıraktım. İlmeğin boyunu uzattım, bıraktım. İlmeğimi aldım. Şöyle bıraktım. Bu şekilde 5 ilmeğimi aldım.
Toplamda şu anda bakın 5 ilmeğin boyunu uzatmış oldum. Tekrar bu 5 ilmeği sol şişime aldım. Ve ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Yani 5 ilmekten 3 ilmek çıkardık burada. 5 ilmekten 3 ilmeğimizi çıkardık. Daha sonra 2 ters ilmeğimizi ördük. Aradaki 2 tersimizi ördük. Şöyle bir görüntümüz olacak. 2 tersten sonra yine 5 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Bakın arada şöyle dolamıştık. Onları bırakarak ilmeklerimizin boyunu uzattık. 5 ilmeği bu şekilde aldım. Tekrar sol şişimi aldım 5 ilmeğimi ve düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm ilmeğimi. 5 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kenarda 2 ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimiz var. Düz olarak ördüm. 3 tane şurada ters ilmeğimiz var. Bu tersleri örmeden önce yani 2 düz ilmekten sonra bir kez artırma yaptım. Şöyle bir doladım. Daha sonra 3 ters ilmek örüyorum. İlmek sayımızı burada geri eski sayısına getiriyoruz arkadaşlar. Bir kez daha doladım 3 ters ilmeği ördükten sonra sıradaki 2 düz ilmeğimizi örelim. Yine 5 ilmeğe tamamladık burada. Şimdi 2 düzden sonra bir kez doladım, artırma yaptım. 3 ters ilmek örüyorum. 3 ters ilmek ördüm. 1 doladım. Kenarda 2 düz ilmeğimi ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Modelimizi bir kez daha kuralım arkadaşlar. İkinci kez kuruyoruz modelimizi. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. 2 ters ilmek ördüm. 5 düz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 2 ters ilmekten sonra 5 ilmek düz. 2 ters 5 düz 5 düz ilmek kenarda 2 ters ilmek. Modelin birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz, 2 ters diye devam edelim. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmek ördüm. 5 tane ters ilmeğim var bakın burada. Bunların arasında artırma yapacağım şöyle. Daha sonra ilmeğin boyunu uzatacağım. Bir ters ördüm, bir doladım, bir ters ördüm, bir doladım, bir ters ilmek ördüm, bir doladım, bir ters ilmek, bir doladım. Son ters ilmeğimi de ördüm. 5 ilmek ters ördüm. Aralarında şöyle birer kez doladım. İlmeğin boyunu uzatacağım. Bir ön sırada. 2 düz 4 ters. Terslerde aralarda şöyle dolama yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Pardon, 5 ters ilmek örüyorum. Evet. 5 ters ilmek ördüm. Aralarda birer kez şöyle doladım. Kenarda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık.
Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Şu 5 ilmeğe gelince boylarını uzatıyorum bakın. 1 2 3 4 5. Arada doladıklarımı bıraktım. İlmeklerimin bu şekilde boyunu uzattım. 5 ilmeği tekrar sol şişime aldım ve düz olarak örüyorum. Bu 5 ilmeği düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Daha sonra ilmeklerimi düz olarak tekrar ördüm ve şişimden çıkardım. Yani 5 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Burada ilmek sayımız eksildi arkadaşlar. Bir sonraki sırada artırma yapacağız. Kenarda, pardon, şu ortada yaptığımız 2 ters ilmeğimizi ördük. 5 düz ilmeğe gelince boylarını uzatıyorum. Bakın doladığımı bıraktım. İlmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Şöyle 5 ilmeğin boyunu uzattım bu şekilde. Tekrar sol şişimi aldım. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Hepsini şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Düz olarak. 5 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 2 ters ilmek kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 düz ilmek ördüm. Bir doladım. 2 düz ilmekten sonra bir artırma yaptım. İlmek sayımızı eski sayısına getiriyoruz bu sırada. 3 ters ilmek. Şu kesme işlemi yaptığımız 3 ilmeği de ters olarak ördüm. Bir kez daha doladım. 2 düz ilmek ördüm. Yani burada tekrar 5 ilmeği tamamlamış oldum. Bir doladım. 3 ters ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ters ilmek ördüm. Pardon, düz ilmek ördüm. Kenardaki düzlerimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Tabi ilerledikçe model kendini gösterecek. Harika bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Onu göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Bunu lastik üzerine yaptım. Bunu da lastiksiz yaptık. Bakın. Şöyle. Evet. Bunu kenara bırakıyorum. Bunu da şöyle hazır lastik üzerine uyguladım. Bu lastiğin yapımı var kanalımda arkadaşlar. İsterseniz aşağıya linkini bırakabilirim. Kanalımda var, yani hazır lastik, tekstil tipi lastik diye geçiyor. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle harika bir model. Bu ipe de gayet yakıştı. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgüsünde, çocuk örgüsünde, hepsinde kullanılabilecek gayet güzel ve kullanışlı bir model. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Modelin arka yüzü de bu şekilde, şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde yelek, hırka yaparsanız şöyle bir görüntüsü olacak. Evet, bakın kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor arkadaşlar. Modelimiz böyle, bugünkü modelimiz. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.